Bizlerin çay hakkında bir çalışması olmuştu. Bütün STK'larla, ziraat odalarıyla birlikte bir çalışmamız olmuştu. Çay maliyetlerini ve enflasyon değerlerini hesapladığımız zaman da çayın en düşük 15 TL olmasını gerektiğini söylemiştik bizler. Evet. Ve ayrıyetten gübre desteği de %50 de gübre desteği vereceğimizi söylemiştik. Şimdi gelinen noktada çayın şu an kilogramı, yaş çay alımın kilogramı 11-30 civarında bir şeye geliyor. Sizlerin de biliyoruz ki bu konuda sıkıntılarınız, dertleriniz var. Emin oluyorum ki 28 Mayıs'tan itibaren de bu sorunların hepsini hep beraber aşacağız. Bizler de sizlere destek vereceğiz bu konuda. Bizim düşüncemiz şu, ben isterseniz 2002'den başlayayım. 2002 yılında Sayın Tayyip Erdoğan Rize'ye geldiği zaman dedi ki, kota koymuştu CHP lan MHP hükümeti. Dedi ki, sen kimsin ki Allah'ın vermiş olduğu rızka kota koyuyorsun? Ben gelir gelmez o kotayı kaldıracağım. Kaldıracağım dedi ama artırdı kotayı. Daha az çay alıyor. Artı budamayı şart koştu. Budamayı şart koşması çayın kalitesini bozdu. Neden? Çaylıklar ufak olduğu zaman ot içinde kalıyor. Otunu da ayrıntılı temizleyemiyoruz. O yüzden çay, ot karışıyor çaya, çayın kalitesi düşüyor. İkinci olarak çaya 11 lira 30 kuruş vermedi. Üreticinin eline geçen 10 lira 58 kuruş. Artı gübre 12.500 liraya gübre alıyoruz. Yani bu yeterli hiç değil. Yani üretici memnun olmadı. Şimdi bir de şu var. Ben hiçbir partili değilim. Bizim halkımızı hayret ediyoruz. 15 lira çaya verecek birisi, birisi 15 lira çaya verecek, birisi 11 lira bile vermedi. Efendim sana söyleyeyim. Birisi kurban parası 15 lira verecek vatandaş kessin diye birisi 2000 liraya bıraktı. Hala bu millet az verenin peşine gidiyor. Vatandaşı düşünenin peşine gitmemesini ben anlayamıyorum. Hayret edilecek bir durum var burada yani. Evet, onun aynen. için söylenecek bir şey yok. Önce bu halkı bilinçlendirmemiz lazım ki halk, yani bilinçsiz insan bir şey yapamaz. Sen üretici özel sektör 10 liraya alsa amenna ya. Bugün yoklukta 10 liraya alıyor. Yarın çay bollaştığı zaman düşecek 7 liraya. Düşecek 7 liraya. Evet. Ya seni ona kota koymasıyla seni ona mahkum ediyor. Doğru. Benim diyelim bir dönüm çaylığım bir ton veriyorsa onun alıyor 500 kilosunu. Bir 500 kiloyu ne yapacağım ben? Ver ezumun özel sektörü. Kesinlikle. Ona mecbur ediyor seni. O da ne yapıyor? O bana muhtaç olduğu için diyor. Sen diyor bu paradan verirsen ister ver ister verme. Parayı ne zaman vereceğiz? Bir dahaki sene. Düştü o zaman bu enflasyon değerinde. Düştü efendim sana söyleyeyim 3 lira ya. Doğru. Böyle bir sistem olur mu ya? O dünyada zaman, hiç böyle bir sistem yok. O zaman biz senden şu sözü alalım. 28 Mayıs'ta bu düzeni hep birlikte değişiyoruz. Ya düzeni değişelim ayrı olay ama emekçinin lehine düzeni değiştirelim. Her şekilde doğru diyorsunuz. Teşekkür ederim. Emekçi kazanadan kazanacak. Emek sarf eden kazanması lazım. Kesinlikle. Bütün mesele bu. Zaten yani Kılıçdaroğlu'nun oraya gelmesini istiyoruz. Çayımız için iyi olacağını düşünüyoruz. Çünkü perişan bir durumumuz var. Yani işçi alamıyoruz. Yövmiyeler çok. Aynen işçi de çalışmıyor. Fiyatlar belli. Gübre fiyatları çok. Onun da kalitesini vuramıyorsunuz. Kalitelisi evet. Kaliteli vuramadı mı da verim düşüyor. Verim zaten. Düşüyor. İşte yaprak oluyor. Yaprak oluyor. Veremedik yani. Evet. Bak Mayıs iki yaprak oldu. Sen. İki yaprak şu. En verimli olması dönem, en verimli evet, olması evet, gereken en dönem değil mi? Birinci sürümde maalesef makas daha yani yeni buna, bulunmuş. Bunu anladığım kadarıyla herhalde gübre vuramamanın da payı çok büyük. Çok doğru büyük, mu? Kesinlikle. Yani bu da, burada da bir mağduriyet var. 1,5'da gübre vuruyorduk biz, 900'e düşürdük onu. Yani. Neden? Pahalı, gübre pahalı. Alamıyoruz. Aynen. Dolayısıyla dekardan alacağın çay miktarı da aşağıya düşmüş oldu. Kesinlikle. Bu sefer vermiş olduğu 11 lirada hem dekardan kaybettik hem fiyattan kaybettik. Oradan da bir sıkıntı oldu. Şu anda umutlarımız Kılıçdaroğlu'na. İnanır mısın? İnşallah yani, hep beraber başaracağız. Kesinlikle. Beraber. İnşallah.